Merhaba arkadaşlar. Bugünkü din kültürü dersimizde kabir hayatı, cennet, cehennem, mahşer gibi kavramları işleyeceğiz. Kabir hayatına geçmeden önce bir kavramımız var. Berzah. Bunu açıklayalım önce. İki şey arasındaki engel, kanal, geçit, boğaz anlamlarına gelir. Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Arkadaşlar ölüm gerçekleştikten sonra biz Ölümümüzün önce yıkamasını yapıyoruz, sonra kefenlenme işlemi daha sonra cenaze namazı kılınıp e, kişi kabre koyuluyor. Burada kişi e, Münker Nekir adındaki melekler aracılığıyla onun amelleri ona gösterilir. Dünyada nasıl bir hayat yaşadığı, orada sorgulamayla o insana neler yaptığı insana hatırlatılır ve böylelikle insanın kabri eğer iyi bir insansa ona ferahlık, eğer kötü bir insansa ona cehennemden bir çukur olarak insana gösteriliyor. Bir hadisimiz var. Kabir ahirete giden yoldaki durakların ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa, yani burada sağ salimden kurtulursa da bahse burada artık elinizden gelen bir şey yok. Buradaki kurtulup kurtulmamanız size dünyadaki yapmış olduğunuz amelleriniz yol gösterici olacak. Kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa sonrası daha çetin geçer. Yani cennetin veya cehennemin kabir bir fragmanı gibi insanlara onun hazırlığı eğer bu kişi cennetlikse cennetlerden bir bahçe, eğer cehennemlikse cehennem çukurlarından bir çukur olarak kişiye gösteriliyor arkadaşlar kabir hayatında. Devam ediyoruz. Ölen insan ilk olarak kabirde hesaba çekilecektir dedik ya. Ahiret aleminin ilk duraklarındandır. Kabir meleklerimiz kimlerdi? Münker ve Nekir. Bunlar gelip arkadaşlar size dünyada nasıl bir hayat geçirdiğiniz, gençliğinizi nerede kazandınız, nereye harcadınız ve e, iman ettiniz mi, inandıklarınızla amel ettiniz mi gibi size sorular soracak. Eğer siz bunlara... Yapmışsanız tabi burada yalan söyleme gibi bir şey yok çünkü burada tamamen sizin amel defteriniz e, devreye giriyor. Eğer yapmışsanız siz bunları söylüyorsunuz. Eğer yapmamışsanız bunları e, yapmadıklarınız günahlarınızı söylüyorsunuz ve buna göre kabir hayatınız başla ve böylelikle e, kabir hayatı başlamış oluyor arkadaşlar. Bir duamız var. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bu da Peygamber Efendimizin sıklıkla yapmış olduğu bir duasıdır arkadaşlar. Tabi e, bu kabir hayatına uğurlama nasıl oluyordu? Ufak bir hatırlatma yapalım. E, önce e, meftanın yani ölen kişi yıkanır. Daha sonra kefenlenir. Daha sonra kabre koyulur. Cenaze namazı okunur. Ve orada e, son görev olarak ona imam e, Kur'an'ını okur. Ama şöyle de bir şey var. Mehmet Akif'in çok güzel bir sözü var. Onu sizlerle paylaşayım. Ya açar Nazmı Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölümün toprağına inmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Yani biz ölülerimizin arkasından Kur'an okuyoruz. Bu güzel bir şey ama Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülerin arkasından değil de bizim hayatımızda yaşayan insanlar için yol gösterici olması gerekiyor. Çünkü öldükten sonra amel defteri kişinin kapanıyor. Sadece Üç şey amel defterini kapatmaz. Bu da hayırlı bir evlat, yapmış olduğu bir hayır kurumu ve öğretmiş olduğu hayırlı bilgiler. Bu kişilere bu alanlarda sürekli sevap gelir arkadaşlar. Evet, kabir hayatının son bulmasıyla yeni bir düzen başlıyor. Bu da kıyamet. Kıyametle beraber mahşer kurulacak arkadaşlar. Peki, kıyamet nasıl? Ee, kelime anlamı nedir? Önce onu bakalım. Kalkma, doğrulma, dikilme, dirilme gibi anlamlara gelir. İslami terim olarak dünyanın son bulması, insanların hesaba çekilmek üzere yeniden diriltileceği gün anlamına gelir. Arkadaşlar, e, halk tabiriyle iki çeşit kıyamet vardır. Bunlar küçük kıyamet ve büyük kıyamet olmak üzere. Küçük kıyamet dediğimiz kişinin vefat etmesi. Büyük kıyamet ise dünyanın kainatın son bulması anlamına gelir. Peki bu son bulma nasıl oluyor? İsrafil meleğinin sura üflemesiyle arkadaşlar. Sura üflediğinde dünyadaki düzen tamamen yok oluyor. Kainat, evren yok oluyor. Tekrar sura üflemesiyle o dağılan düzen yeniden şekillenip insanlar bedene kavuşuyorlar ve mahşerde toplanıyorlar. Şimdi bir kavramımız var kıyametle alakalı. Baz uykudan uyandırma, topraktan çıkarma, canlandırma gibi anlamlara gelir. Arkadaşlar insanlar o depremler, felaketler, dünyanın yıkılması Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette açıklanıyor. Şimdi böylelikle insan dünya yıkılıyor, yok oluyor. İnsanın aklına şöyle bir soru gelebilir. Bu kadar şey yok olduktan sonra tekrar dünyaya gelmek nasıl imkanlı, nasıl mümkün olabilir diye sorabilirsiniz. Bu gayet normaldir. E, sizi bir kere yaratan Allah bir daha yaratamaz mı? diye güzel bir cevabımız var bu soruya. Sizi bir kere yaratmışsa sizi tekrar aynı şekilde yaratabilir Cenab-ı Allah. Kıyamet günü sura üflemekle görevli bir meleğimiz var. Bunu da unutmayalım. İsrafil meleği. E, nasıl oluyordu demiştik. E, İsrafil önce sura üflediğinde Dünyadaki her şey yok oluyor. Daha sonra tekrar sura üflendiğinde tekrar insanlar ruha, bedene kavuşup mahşer alanında toplanıyorlar hesaba. Tekrar insanlar toplanıyor hesaba çekilmek için. Sura bir defa üfürülünce yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine çarptırılınca işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Hakka suresi 13. ve 15. ayetlerde kıyametin nasıl olacağı anlatılıyor arkadaşlar. Bir diğer ayetimizde sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir defa üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Şimdi arkadaşlar bu ayette e, dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Bakın. Allah'ın dilediği kimseler dışında. Şimdi burada demek ki kıyamet zamanı bazı insanlara gösterilecek, bazı insanlara gösterilmeyecek. Peki kıyametin gösterileceği insanlar kimlerdir? İman etmiş salih bir kullara kıyametin o azabı onlara bir perde çekilip onlardan kıyametin o elem, o dehşet durum bunlara gösterilmeyecek. Onun dışındaki diğer insanlara kıyamet azabı çektirecek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kıyamet koptuktan sonra İnsanlar mahşerde toplanıyor. Bir kavramımız burada haşır. Haşır toplanma ve bir araya gelme anlamlarına gelir. İslami terim olarak ise tüm insanların mahşer denilen yerde hesap vermek için bir araya getirilmeleridir. Evet dedik ki İsrafil sura üflüyor tüm evren yok oluyor. Tekrar sura üflediğinde insanlar tekrar bedene kavuşup mahşerde toplanıyorlar. Yeni bir e, düzen kuruluyor. İşte bu toplanılan yer maşer. E, Kavramımızda var zaten maşer, hesap günü toplanılan yer. Artık arkadaşlar buradan sonra e, sizlik bir durum yok. Yani şöyle bir durum yok. Siz artık ben kaçarım, ben ederim. Çünkü e, maşer gününde, yehumiddin, hak günde e, insanlar artık şey yapamıyorlar. Yani kaçma, kurtulma gibi bir şey yok. Orada artık insanların amelleri insanlara... Sen bunları yaptın, sen yanlışların bunlar, günahların bunlar, sevapların bunlar diye insanlara gösteriliyor. Şöyle bir durum var. İnsanlara amelleri sağdan verilenlerden olma durumu var. Peki bunlar kimlerdir? Dünyada iyi işler yapmış, iman etmiş salih kullar amelleri sağdan verilenlerdir. Bunlar sağdan verildiğini gördüklerinde Allah'a çokça şükredip seviniyorlar. Çünkü cennete gireceklerdir. Bir de amelleri soldan verilenler var. Bunlar da günahkar kimseler, iman etmeyen kimselerdir. Onlar da keşke dünyada biz bu kötü işleri yapmasaydık diye hayıflanacaklar yani üzülecekler. Çünkü onlar da cehennem azabı gösterilecek. Devam ediyoruz. Evet, mahşerde toplandıktan sonra hesap var. Arkadaşlar dedik ki mahşer meydanında toplanan insanlar dünyada yaptıklarından ve yapmadıklarından hesaba çekileceklerdir. Yani insanlar sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da işleme yani işlediği günahlar ayrı, bir de yapmadığı sorumluluklardan dolayı da siz e, hesaba çekileceksiniz. Şöyle bu kantar o kadar ince ki kim zerre miktar iyilik ederse onun karşılığını görecek. Kim zerre miktar kötülük ederse onun karşılığını görecek. O kadar hassas bir e, hesap olacak arkadaşlar. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimselerin sevabı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı daha hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerine ziyana sokanlardır. Diye güzel bir ayetimiz var arkadaşlar. Evet hesap olduktan sonra ne oluyor peki? Cennet ve cehennem. Arkadaşlar ayetlerde şöyle bir durum var cennet ve cehennem konusunda. Peygamber Efendimiz de bunu açıklıyor. Her insan cehenneme girecektir diye bir ayetimiz var. Peki biz neye iman ediyoruz? Diyoruz ki iyiler cennete gireceklerdir diye biz buna iman ediyoruz. Şöyle onu da açıklayalım. Tüm insanlar cehenneme geçecekler. Fakat cehennem azabı günahınıza göre. Siz ne kadar günah işlemişsiniz cehennem azabı size o kadar gösterilecektir. Eğer Allah sizi affetmişse, siz salih bir kulsanız, kulak hakkı işlememişseniz, haram yememişseniz, faiz yememişseniz siz cehennem azabından e, hiçbir şekilde e, azap görmeden geçeceksiniz. Daha sonra cennette ebedi olarak kalacaksınız. İşte iman eden kimseler de cehennemden çıkıp cennete gidip oradaki onlara sunulan nimetlerden istifade edecek arkadaşlar. Cehennemin Yedi kapısı var. Onlardan her kapı için de birer grup ayrılmıştır. Cennetin de arkadaşlar e, kapıları var. E, Tabi ne kadar e, her insanın yaptığı iyilik, mesela bir şehit olan bir insanla vatan için şehit olmuş bir insanla, işte e, küçük bir iyilik yap, mesela yoldan taş kaldıran bir insanın yapmış olduğu iyilik ikisi de iyilik. Ama Allah katında bunların mükafatı daha farklı olduğu için insanlar farklı cennet kademelerinde mükafatlarını alacaklar. Aynı şekilde mesela siz işte bir mala zarar verdiğinizde aldığınız cezayla bir insanı öldürmek aldığı ceza farklı olduğu için cehennemin de ona göre katmanları var. Siz buna göre karşılığını hiçbir şekilde yani hiçbir haksızlığa uğramadan alacaksınız. deyip Konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.